Kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, hepinizi şu mübarek günde, günlerin efendisi olan Cuma gününde Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Muhterem müminler, merhaba nidalarıyla karşıladığımız Ramazan-ı Şerif'i şu anda buruk bir havayla, elveda nidalarıyla uğurlamaya çalışıyoruz. Ama o burukluğu gideren önümüzde bayram var inşallah. Bayram da bir nebze burukluğumuza ilaç olacak kanaatindeyiz. Bu programda da Ramazan-ı Şerif'te elde etmiş olduğumuz kazanımları konuşmaya çalışacağız. Kiminle? Şayeli Müftümüz Muhterem Abdullah Yılmaz Hocamızla. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, hoş bulduk. Kıymetli izleyicilerimiz, Kur'an ayı olan, ki bu ayda Kur'an-ı Kerim indirildi, Kadir gecesinde, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Kur'an-ı Kerim indirilmişti söyledik. Kur'an ayında programı da Kur'an'la başlatalım. Kur'an'ı okumak üzere sözü hocama bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحب تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء رب ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة.
cenneti. Sadakallahu azim. Allah razı olsun, çok sağ olun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Muhterem hocam, yüce yaratıcı insanoğlunu mahlukatın en şerefli varlığı olarak yaratmıştır. İnsanı şerefli kılan, diğer yaratıklardan üstün kılan akıl nimetidir. Akıl nimetini bahşeden yüce Rabbim insanı imtihana tabi kılmıştır. Ve imtihan neticesinde kulun neler yapacağını da peygamberleri vasıtasıyla, kitaplarıyla, onları destekleyen kitaplarıyla yüce Rabbim bildirmiştir. Burada son kitap olan Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar "U'budu rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum" sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Yani bizim temel şeyimiz kulluk, Rabbimizi tanımak ve ibadet etmek. İbadeti yapanlar, Allah'ı tanıyanlar tabii ki Allah'ın vaadi olan cennetine de gidecektir. Tabii bu hükümler doğrultusunda yaşamayan kişiler de onlar da ziyandadır, hüsrandadır. Neler söyleyeceksiniz kıymetli hocam? Bu bağlamda dersimize başlayalım. Yani o zaman insanoğlu niçin yaratılmıştır sorusu akla geliyor. Evet. Tabii insanoğlu niçin yaratıldı sorusuna Kur'an cevap veriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayet-i kerimeyi temel olarak ele aldığımız zaman görevimizin ne olduğunu, şu dünyada ne yapmamız gerektiği bellidir. Şunu bilmek lazım ki yeryüzünde sadece insanoğlu yoktur. Bununla beraber diğer canlılar da vardır. Onlar da esasında birer kuldurlar. Kur'an'ın ifadesiyle ümmettirler. Onların da kendilerine göre bir kısım ibadetleri vardır. Bu ibadetler belki onun yaratılışı esnasında bir sevki ilahi olarak içine yerleştirilmiş olabilir. Ki öyledir yani. Nitekim تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنْ Yani yerde ve gökte arasında bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Ama onlar yeryüzünde ve gökyüzünde ve arasında hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Gafil olsun. Rüzgar da bunun içerisinde, karınca da bunun içerisinde, arı da bunun, yani bütün mahlukat bunun içerisinde. Fakat şu vardır, tabii onların dilini bilmek mümkün değil. Evet. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Siz onların nasıl bir tesbihat yaptıklarını bilemezsiniz. Şimdi şunu bilmek lazım, demek ki bütün yaratılan varlıklar Rablarına tesbihatta bulunuyorlar, zikrediyorlar. Fakat insanoğlu ile cinnin farklı bir yapısı vardır. Evet. Fiziki varlıklarda insanoğlu iki yola tabi tutulmuştur. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Yani biz insana iki yol gösterdik. Bunlardan birisi hak yoldur, birisi batıl yoldur. Esasında bu cin için de böyle. Fakat o bizim konumuz olmadığı için ona da o şekilde bir teğet geçmekte fayda vardır. Cin de günah işler, sevap işler. Onun da inanmayanı vardır, inananı vardır. Ama insanoğluna gelince, insanoğlu fiziki varlıklar içerisinde bütün diğer varlıkların üstünde yaratılmış bir konuma sahiptir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Bunu fiziki olarak üstünlük de görebiliriz. Hani ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفِلَ سَافِنِ Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik ifadesiyle fiziki olarak üstün, maharet olarak üstün yaratılmış olabilir. Ama şu var, bir başka ayet-i kerimede وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا Biz Adem'i mükerrem bir vaziyette kıldık, surette kıldık. Şimdi farklı bir yaratılışı var insanoğlunun. İnsanoğlu bizatihi aklını kullanarak, iradesini kullanarak, melekesini kullanarak Allah'a bilinçli olarak ibadet etmekle mükelleftir. Bu zor bir iştir. Yani kolay bir iş değildir. Eğer çok kolay bir iş olsaydı herkes, bütün insanlar iman etmiş, bütün insanlar da ibadetlerini yerine getirirlerdi. Zor iş olduğu için bakınız bu noktada Hazreti Peygamber'e de atfedilen, aynı zamanda Ebu Bekir Efendimiz'in de söylemiş olduğu bir söz vardır. لَوَدِدْتُ اَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُغْضَتْ Keşke ben ağaç olaydım da benim meyvelerimden diğer varlıklar
yeselerdi. Bu değişik rivayetler vardır. Hatta Hazreti Ömer için de söylenir. Keşke ben çöp, çer çöp olaydım diyecek kadar insan olmanın ağırlığı içerisinde olduğunun hissiyatındadır. Şimdi insan olmak kolay bir olay değildir. Evet. Biz insan olarak yaratılmışız. Cenab-ı Hak bizi yaratırken hiçbir zaman seni kulum yaratacağım, şu ortamda yaratacağım, fakir ailede yaratacağım, evet, zengin ailede yaratacağım, üstün bir vasıfta, böyle bir şey söylememiştir evet. Yani. Allah Teala bizi la yüsel sıfatıyla yaratmıştır ve biz bu dünyaya gelmişiz, bu dünyada kendimizi böyle bulmuşuzdur. Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda vardır. Nerede yaratılmışız? Ezanların okunduğu, namazların kılındığı, Allah'ın bir olarak yani Allah'ın birlendiği, Hazreti Peygamber'in imanın mevcut olduğu bir ortamda yaratılmışızdır ki bu da büyük bir olaydır yani. Fakat şu var, her ne olursa olsun, evet, her ne olursa olsun insanoğlu yine de bir iki yol ayrımındadır. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ evet. Yani eğer burada hakikat yolunu seçebilirse, iman yolunu seçebilirse kendisi için büyük bir nimettir ama dalalete gitme ihtimali de vardır. Nitekim 7 milyar insanın yaşadığı şu dünyada, evet, evet Müslümanlar olarak belirli bir bölgede evet, yaşıyoruz. Fakat Müslüman bölgesinde yaşayan insanların durumu ne halde acaba? Yani biz 1,5 milyar insan Müslümandır diyoruz ama bunların kaçta kaçı Müslüman? Eyvallah. Şimdi bir bunu düşünmek lazım. Bir de bu insanların kaçta kaçı Kur'an'la tanışık. Evet. Peygamberini ne kadarı tanıyor? Evet. Kur'an'ı tanısa dahi ibadetle ne kadar irtibatlıdır? İbadetle irtibatlı olsa dahi kardeşlikle ne kadar irtibatlıdır? Yani meseleyi biz toplaya toplaya tek bir noktaya getirebiliriz. Bu da namaz noktasıdır. Burada en fazla dikkat edilmesi gereken nokta uhuvvet noktasıdır. Uhuvvet noktasında yani kardeşlik noktasıdır. Buraya geldiğimiz zaman eğer bu uhuvvet noktasını hakiki manada canlı tutabilirsek bizim camilerimizde dolar, sosyal hayatımızda güzelleşir. Yani insanlar dertlerini birbirlerine en güzel şekilde beraber bulunduğu ortamda anlatırlar. Evet. Yoksa herkes kendi dünyasına göre hareket eder, herkes kendisini beğenir, herkes kendi grubunun evet, peşinde giderse bu uhuvvetin Kur'an'ın standartları içerisinde olması mümkün olmaz. Evet. Kıymetli hocam, insanın yaratılmasından, akıl nimetinin verilmesi, imtihana tabi kılınması, üstün yaratılması, oradan uhuvvete geldik. Biraz uhuvvet konusunda, bir bedenin uzuvları olan insanın uhuvvet konusunda neler yapması gerekmektedir? Uhuvvet esasında kardeşlik demek biliyorsunuz. Evet. Yani samimiyetin oluşması gereken kardeşlik. Kardeşlik iki türlü olur. Bunlardan bir tanesi sıhri kardeşliktir. Evlenme bağından oluşan evet, kardeşler vardır. Yani kan bağından oluşurlar. İkincisi de Kur'an'ın tarif ettiği innemel mu'minune ihvetun ayeti kerimesiyle tescillenmiş olan bir kardeşliktir. Tabii biz fiziki olan kardeşliğin ötesinde bu meseleyi din bazında bir kardeşlik evet, olarak ele almamız lazım. Din bazında kardeşlik ne kadar şu an yeryüzündeki Müslümanlar arasında ne kadardır? Bu nokta evet, epey bir irdelenmesi gereken nokta. Fakat buraya gelmezden evvel mesela burada bize öncü olarak sunabileceğimiz bir sure-i celile vardır. Bu asr suresidir. Vel asr innel insane lefî husr. Evet. Asra yemin olsun ki asr ikindi vakti veyahut da çağ anlamına gelir. Asra yemin olsun ki insanlar dalalettedir. Yani yanlış bir yoldadırlar. İllellezine amenu, ancak şunlar müstesna. İllellezine amenu ve amilus salihati, iman eden, salih amel işleyen ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabrı, hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışında. Şimdi burada dört tane madde var. Evet. Esasında bu Kur'an'ı biz devamlı okuyoruz da Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde bir tahlil yapmıyoruz. Bir netice itibariyle bu ayeti kerimeler bana hangi mesajı veriyor? Bizim en fazla bugün İslam alemi olarak sıkıntı çektiğimiz nokta budur. Yani Asr suresini belki günde 5 defa okuruz misal olarak söylüyorum. Ama bir defa olsun Allah aşkına bu sure bana ne diyor? Sorduğumuz zaman Kur'an bizim işte piştarımızdır. Kur'an bizim rehberimizdir. Kur'an bizim yolumuzu tayin eder. Hani şu ayeti de mütemadiyen okuruz. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam.
Kur'an-ı Kerim en doğruyu doğruya insanı götürür. Bunu da okuruz. Amin. Bunun vaazlarını da dinleriz. Belki kendimiz de bunu konuşurken bu vaazı söyleriz. Ama burada bize Kur'an'ın mesajı nedir? Yani bütün insanlar dalalettedir, yanlış bir yoldadır. İllellezine amenu ve amilu salihat, iman edeceksin. Başta iyi bir imana sahip olmak, evet, ve arkasından salih amel işlemek. Şimdi iman tamam, yani Kur'an'ın esaslarına göre kişinin, evet, akidesini sağlam tutması lazım. Ve bu akide yeis falan kabul etmez. Evet. Bildiğiniz gibi akide Kur'an'da ne diyorsa budur. Evet. Yani imanın esasları böyledir. Dışarıdan bir kısım ifadeler varsa şayet bunlar iman akidesi sayılmazlar. Ve salih amel, bir ikincisi salih amel. Salih amele gelince, salih amel çok âm bir ifade, genel bir ifadedir. Salih amel deyince Allah'a karşı görevden, vazifeden, sorumluluktan tutun da İnsanlar arasındaki münasebete varıncaya kadar bunların hepsi salih ameldir. Yani bir tebessüm, hadisin ifadesiyle bir tebessüm salih ameldir. Güzel bir söz salih ameldir. Bir iyilik salih ameldir. İnsanlara doğru konuşmak salih ameldir. Nihayetinde en küçüğünden büyüğüne kadar salih amel çok geniş bir ortamı kapsar. Bunlardan en önemlisi olan da şeydir. İnsanların insanlara karşı görevleri. Bugün herkes Allah'a iman ediyor. Evet. Bugün cemaatler vardır, gruplar vardır. Bunların her birerleri Kur'an'ın esaslarıyla Allah-u Teala'ya iman etmektedirler. Evet. Bu hususta mezhepler arasında ister Sünni mezhepleri olsun, isterse Şia mezhepleri olsun, bu hususta herhangi bir sıkıntı yok. Akide meselesinde. Eğer Kur'an'ın dışında bir şey karışmamışsa, bakın bu meselenin altını çiziyorum. Karışmamış. Karışmamışsa ki karışmıştır. Evet. Evet, siz eğer ki Kur'an'da alenen, açık seçik olmayan bir hükmü, bu bir hadistir, mütevatir hadistir diyerek oraya sokarsanız, bu karışma olur. Yani Kur'an'a sokmak bugün, mı yoksa dine sokmak? Akideye sokmak. Akidenin içerisine böyle bir imanı soktuğumuz takdirde ayrışma meydana gelir. Birisi onu kabul eder, birisi kabul edemez. İttifak edilen şudur, Kur'an'ımızın dediği noktalarda birleşmektir. Hepimiz birleşiyoruz. Fazladan ilaveler, onları çok fazla da dikkate almada bir mana yoktur. Evet. Burada salih amel meselesinde kişinin Allah'a karşı ibadetleri, evet, insan bazen eksik yapar, biz bazen tam yapar. İşte bunların başında namaz gelir mesela, namazı. Yani bir Müslümanın namazını terk etmesi diye bir şey düşünülemez Allah aşkına. Yani evet. Ama maalesef bugün bizim kaçta kaçımız namaz kılıyor? Cuma namazını kastetmiyorum. Evet. Bayram namazını kastetmiyorum. Teravih, evet, namazını kastetmiyorum. Veya Ramazan içerisinde kılınan, işte Ramazan ibadet ayıdır, hadi bu ayda ben kılayım, bunu da kastetmiyorum. Mütemadiyen, periyodik olarak müminin bir ibadet cetveli vardır. Yani evet, bu cetvel tamam mıdır? Devam mıdır? Yani bu nerededir? Bunu esasında irdelememiz lazım. Fakat bugün ben buradan isterseniz bir yere daha geçeyim. Bugün insanımız mesela oruç tutmamayı çok ayıp sayıyor. Doğrudur, ayıptır. Yani eğer gücü yerinde olan bir insanın oruç tutmaması ayıp bir şeydir, evet, ve toplum olarak da bunu biz dışlarız. Evet. Böyle bir ayıp görürüz ama milyonlarca insan caminin yolunu bilmiyor. Buna ne demek lazım? Evet. Hatta şöyle bir şey var hocam. Hocam çok iyi bir insan. O kadar güzel. Evet. Yani ikili diyalogları, iletişimi mükemmel. Ama işte bir eksiği var. Ne? Namaz kılmıyor. Evet. Maalesef. İşte o eksik can damarıdır. Can damarı. Yani damarı kopmuş bu insanın. Can damarı kopmuş. Bunu biz mazur görüyoruz. Evet. Bana göre, yani bu zamana kadar ki, hani Kur'an'la, hadisle mümkün mertebe bir Müslüman sıfatıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Bana göre bunun can damarı namazdır. Namazsız hiçbir şey olmaz. İnsanımıza bu noktada mümkün mertebe bu meseleyi telkin etmek suretiyle şuurlandırmakta fayda var. Muhterem hocam, peygamberin söylemiyle namaz dinin direğidir. Ve insanın da omurgasıdır. Evet. Yani insanı şekillendirecek, kalıba sokacak, insanı belli bir kisveye getirecek namaz ibadetidir. Ama oradan konu buraya gelmişken söyleyeyim. Namaz kılıp da
Allah'a muhalif hal ve hareket yapan insanlar, bunları nasıl değerlendireceğiz? Ha şu var, namaz yani, kılmayanlar bir tarafa. Namaz kılıp ama Kur'an'ın düsturunun dışına çıkanlar, evet, olabilir. Böyle yani insanlar namaz, vardır. Namaz hocam bir mekteptir yani. Evet. İnsanı yetiştirmesi gerek. Ama namazla kendisini yetiştirmeyen insanlarda acaba namazda mı bir sıkıntı var? Akidede, akidede sıkıntı var. Bakın ben bunu çok iddialı söylüyorum. Akidede sıkıntı var. Biz her şeye iman ederiz. Böyle deriz. Yani Kur'an'ın bütün emirlerine iman ettik deriz. İçerisinde ne söyleniyorsa iman ettik deriz. Ama gideriz Kur'an'ın dışındaki şeylere de bir kısım hususlara da itimat ederiz. Bu da bir şeydir. Yani bugün yeri gelmişken söyleyeyim. IŞİD denilen bir bir örgüt var. Buradan terör örgütü demeye gerek yok. Zaten herkes yaptıkları biliyor. Terör. Yani bu insanların öldürdükleri insanlar kim? Evet. Ya Allah aşkına Kur'an-ı Kerim'de hangi mezhepten olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun insan öldürme, Müslüman öldürme diye bir şey var mı? İster Şii olsun, ister Caferiye olsun. Hele hele bu insan ben Müslümanım diyor. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Kaldı ki Müslüman olmasa dahi bunu öldürme yetkisi yoktur. Evet. Nitekim ayet-i kerimeler açıktır. Özellikle müminler hakkındaki ayet-i kerime çok barizdir. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Yani bir insan müteammid olarak, taammüden, kasten bir mümini katlederse ebedi olarak cehenneme girecektir diyor. Ve Kur'an-ı Kerim iman noktasını çok geniş tutuyor bir de. Mesela وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Evet. Yani size selamla karşılık veren insana sen mümin değilsin diyemezsin. Sen Müslüman mısın, değil misin diye sormasan dahi selamun aleyküm dedi sana bu adam. Bu adama senin kılıç kaldırma hakkın yoktur. Kaldı ki bu insan gayrimüslim olsa da yine yoktur. Meseleyi bu zaviyeden düşünmek lazım. Ve bugün bu örgütlerin... Şimdi burada hocam böyle özür diliyor. Buyurun. Şimdi size selamla karşılık veren bir insana sen mümin değilsin diyeceksin. Diyemez. Şimdi demin gelirken şeyde internette bir sitede şöyle bir şey yaptım. Affetici olan Allah'a bizler günahkar olan kullar elimizi açıp af talep ediyoruz. Mesela Seyyid Kutub'un bir sözünü birisi aktarıyor. Mümin münafıktan özür dilemez diye. Münafık diye nitelendirdiği kişiler de onunla aynı safta namaz kılan kişiler. Böyle bir durum yani hatta o kadar basite indirgedik ki akşamki sohbette de bu söylenildi. Yani çok basit meselelerde birbirimizi tekfir edecek dereceye geliyoruz kıymetli hocam. Evet. Yani buralarda da sıkıntı var diye düşünüyorum. Şimdi bakın bu Müslümanın veya içimizde bulunan yanlış düşüncede veya imanda olan insanlar olabilir mi? Olabilirler. Bunların ölçüsünü Hazreti Peygamber vermiştir. Evet. Yani bir insan ben Allah'a iman ettim, peygambere iman ettim. Hatta yani kısaca söyleyelim. İslam'a inandım dedikten sonra bizim o insan hakkında hiçbir şey düşünme hakkımız yoktur. Başta bunu bilmek lazım. Yani onun kanı, malı, namusu her şeyi garanti altındadır Efendimizin ifadesiyle. Dolayısıyla şu vardır. Biraz önce bu terör grubu dedik oradan geldi. Bu insanların, onu açıklamakta fayda var. Bu insanların dayanağı Kur'an değil. Maalesef sakallı bu insanlar. Maalesef bu insanlar şeriat adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu insanlar şeriat adına cinayet işliyorlar. Evet. Ve ebedi cehennemlik olmak üzere de sonlarını hazırlıyorlar. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Bu neden? Yani bu insanlar bu ayeti görmüyorlar mı? Biraz önceki okumuş olduğumuz kim bir mümini kasten öldürürse ebedi cehenneme girecektir. Bu ayet görüyorlar. Fakat şu var muhterem kardeşim. Bu insanlar Kur'an'a göre hareket etmiyorlar. Evet. Peygamber-i Zişan'ın ifadelerine göre hareket etmiyorlar. Kur'an'ı ve hadisleri okumuş ve bunları kendi duygusallıklarıyla karıştırmış olan birilerinin talimatıyla bu cinayeti yapıyorlar. Bugün işte akideye karışmış dedim biraz önce. Evet. Akidenin bozulmasının sebebi budur. Yani Allah Teala'nın hükümlerini birileri eline alıyor, şartlara bakıyor, kendi menfaatine bakıyor, kendi geleceğine bakıyor, bir yol çiziyor. Diyor ki ben
Bu işte iktidara nasıl gelebilirim? Evet. Şöyle şöyle gelebilirim. Kendine göre bir yol çiziyor. Ha bunun adı İslam'dır. Bunun adı hizmet, efendim şeriat'tır. Böyle diyebilir. Ama şu vardır. O ona göre, bir IŞİD elemanına göre Ebu Bekir Bağdadi midir o evet. kişi? Ebu Bekir Bağdadi ne konuşursa Allah'ın sözünü konuşur. Buna göre böyledir. Ha bu nedir? Bu akideyi bozmuş şeydir bu. Yani insan olarak onu hiçbir zaman hatalı görmez. Her zaman onun ne konuşursa ya Allah'ın sözünü ya peygamberin sözünü ifade etmek inancı içerisinde onu değerlendirdiğinden dolayı bu cinayetler işleniyor veya bu yanlışlıklar yapılıyor. Bizim zaten en fazla sıkıntı çektiğimiz nokta burası. İşte kuvvet biraz önce evet. kuvvet dedik ya kuvvet de burada. Ve amilu salihat ifadesindeki o salih amelin içerisinde kardeşler arasındaki münasebetin kurulamayışıdır. Ne kadar birbirimize güveniyoruz Allah aşkına. Yani şu caminin içerisine girdiğimiz zaman evet. ne kadar birbirimize dostuz, ne kadar birbirimize güven içerisinde ibadeti yaptıktan sonra muhabbet ediyoruz bilemiyorsunuz. Yani herkes Kur'an'a sarılsa, herkes Kur'an'ın içerisindekilere dayansa herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ama maalesef, maalesef bunun mesuliyeti hani bir kısım liderlerin kendi yandaşlarını, kendi etrafındaki insanları yanlış yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Bizim bir özelliğimiz vardır. Yani bir değerimiz vardır. Bu değer de nedir? Bu değer Allah'a secde değeridir. Ben bir insanı değerlendirdiğim zaman böyle değerlendiririm. Evet. Hatta böyle bir zaafım da vardır. Yani birisini bana söyledikleri zaman şunu derim. Bu insan namaz kılıyor mu derim ama buna yanlış yapıyorum. Namaz kılıyor bir insan ama ne halt işlediğini bilemiyorsunuz. Evet. Ve bu da şu var tabii. Kur'an'a doğrudan doğruya uzanamama, Kur'an içerisindekilerle tanışamama, Efendimizin hadisleriyle, onun sözleriyle tanışamamanın bir ifadesidir diye düşünüyorum. Eyvallah. Evet. Yani zaten hocam bu değerler son zamanda biraz da kırıldı. Onun da üzüntüsünü yaşıyoruz. Eskiden ya işte namaz kılıyorsa sıkıntı yok derdik ama şimdi namaz kırıp da sıkıntı yapan insanları gördüğümüz zaman maalesef o değerler gittikçe kırılıyor. Bilerek veyahut da bilmeyerek küfür bu işi yapıyor. Muhterem hocam, IŞİD'den geldik de orada bir şeyi, bu paralı askerler, yani emperyalist güçler, İslam'ın imajını zedelemek için, işte Nijerya'daki bilmem örgüt, diğer bilmem terör örgüt, yani sadece ve sadece İslam'ın barış ve esenlik imajını zedeleyip, işte İslam'ın terör dini olarak lanse ettirmek için ben onları paralı asker olarak görüyorum. Evet. Yani ukuvvetle ilgili kıymetli hocam, şu anda kardeşlik diyoruz. Kardeşliği de bizim nikahımızı kıyan Hazreti Allah'tır, Azze ve Celle'dir, kardeş kılmıştır. Biraz İslam coğrafyasına gelelim. Evet. Yani şu anda kardeşlerimiz sıkıntı içinde. Biz Ramazan'da gerçekten şu rahmet mevsiminde manevi iklimi çok güzel bir şekilde teneffüs ediyoruz ama Gazze'de, işte geçtiğimiz Ramazan ayında Mısır'da esmalar kaybedildi. %50 ile demokrasiyle başa gelen birisi canlı yayında götürüldü. Evet. Batı'nın demokrasi anlayışını gördük. Şimdi de hocam Gazze'de açık hapishanedeki kardeşlerimiz bomba altında. İşte bugün inşallah intifada olacak diyorlar. Batı Şeria'dan, Ramallah'tan, Kudüs'e cuma namazına gelen kardeşlerimiz var. Gönlümüz onlarla beraber. Bu kardeşlik hukukunda İşte elimiz gitmiyor hocam, bir şey yapamıyoruz. Neler yapacağız o konuda, o kardeşlerimize yardım bakımında? Tabii Müslümanların mağduriyetini iki noktada değerlendirmek lazım. Bunlardan bir tanesi, evet, Filistin meselesi. Ama buna beraber Myanmar'da da vardır, Patani'de de vardır. Yani bizim belki bilemediğimiz birçok yerlerde var. Fakat şu an gözümüzün önünde, hatta coğrafi itibarla bize çok yakın olan bölge Filistin. Filistin'de bir katliam var. Hatta yani katliam diyoruz biz buna. Soykırımı da diyebiliriz buna. Evet. Çünkü bu insanların gayesi Filistinlileri topraklarından edip oraları tekrar işgal etmek. Bunların, bu insanların siyasi noktadan bir şey söylemeye gerek yok. Bu insanların Kur'an-ı Kerim'deki karakterleri bellidir. Bunların Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun'a, Hazreti Davud'a
nasıl ihanet ettiklerini Kur'an bildiriyor. Evet. Ve bunların bu geleceklerini de ifade edecek ayet-i kerimelere de işaret bakımından rastlanıyor. Dolayısıyla bunlar bir cinayet işliyorlar, bir katliam yapıyorlar. Tabi zalimin zulmü baki değildir. Mutlaka evet, bunun sonu gelecektir. İnşallah. Rabb-u Teala mutlaka bunun sonunu getirecektir. Fakat şu an için ne yapmak lazım? Şu an tabi İsrail'in yanında hangi devletlerin olduğu belli. Aşikar. Aşikar yani. Ve insan bu kadar mı gözü kör olur? Evet. Yani insanda hiç insaf yok mu? İnsan en azından bu insanları öldürmeyin der. Yani öldürüleni kınayan koskoca devletler var. Evet. Bu kadar uçuk maalesef, insanlar, maalesef, aklını yitirmiş insanlar bunlar. Akıl tutulması kıymetlidir. Evet, akıl tutulması maalesef. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bizim İslam alimi olarak durumumuz nedir? Bakın bu meseleler 3 günde 5 günde halledilecek meseleler değil. Yine bu meseleler gele gele uhuvvet meselesine geliyor. Birlik beraberlik meselesine geliyor. Bugün İsrail'de olan bu cinayet meselesini Türkiye ciğeri yanarak izliyor veya bunun gibi birkaç tane ciğeri yanarak izleyen ülke var ama birileri de İslam aleminde yine alkış tutarak izleyen ülkeler de var. İşte işin acı tarafı bu. Yani eğer dine siz dinin özüne siyaseti sokarsanız, dinin özüne kendi ikbalinizi sokarsanız, kendi düşüncelerinizi sokarsanız, duygusallıklarını sokarsanız olacağı budur. Hatta Müslümanın öldürülmesine göz yumacaksınız ve sevinç duyacaksınız. Bugün Arap devletlerinden birçokları bu şekildedir. Maalesef. Hatta muhterem hocam, İslam coğrafyası değil, bizim toplumda şunu söyleyen kardeşlerimiz var. Aynı safta saf tuttuğumuz kardeşlerimiz. İsrail Hava Kuvvetleri Gazze teröristlerinden işte 7 bilmem şeyine ateş saldırısı yaptı. Gazze'deki kardeşlerimize terörist diyecek vicdanı kararmış insanlar var maalesef. Valla biduni tabiqi'in demek lazım buna. No comment diyor buna şeyler, batılılar. Akıl tutulması. Buna yorum yok. Hocam, buna yorum gerekmez. Şöyle diyebilir miyiz? La tettehidul yehude ve nasara evliye. Evet. Yani bizler Yahudi ve Hristiyanlarla dostluğu biraz ileri götürdüğümüz zaman farkında olmadan onlardaki bazı hasletler bize siniyor. Yani şimdi işte maalesef şu var. Yani Üsve-i Hasene'ye geliyor o zaman mesele. Tabii bir insan hayatını Hazreti Peygamber'in hayatıyla özdeşleştirmez ise Üsve-i Hasene olarak, örnek evet, olarak Hazreti Peygamber'i ve onun ashabını dikkate almazsa olacağı budur bu işi. Yani tarih şudur. Çok acı tecrübelerle doludur. Şu anda tarih yazılıyor, acı tecrübeleri yazıyor şu evet, an. Evet. Hala acı olayları da yazıyor. Ne yapmak lazım? Ben şunu söyleyeyim. Tabii şahsi olarak, millet olarak bir kısım yardımlar evet. Yani şu an hiçbir devletin bu cani devlete savaş açma gibi bir durumu olamaz. Ama şu vardır. Bizim ne yapmamız gerekir? Belli yani bu hususta Allah razı olsun. Devletimiz de güzel hizmetler yapıyor. Bizim gönlümüzü rahatlatıyor. Filistin'in yanında olduğunu ilan ediyor. Bir zamanlar Filistin'in yanında yani, değildik. Yani. Öyle gözüküyorduk. Ama şimdi Allah'ımıza hamd olsun. Yani mazlumun yanında olmak. Yani bu mazlum Müslüman da olabilir. Müslümanın dışında bir insan da olabilir. Nihayetinde mazlumdur yani. İnsandır yani. Evet. İnsan olduğu zaman titremek lazım. Yani insan canıdır bu. Enteresandır. Peygamber Zişan aleyhissalatü vesselam bir defasında sahabe efendilerimizle beraber bulunurken bir cenaze geçiyor. Ve o cenaze geçerken ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah bu bir Yahudi cenazesi diyorlar. Diyor ki insan değil mi? Can değil mi diyor. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ya Filistinliler can Allah aşkına yani Batılılar adına hiçbir ses çıkaran da yok. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu insanlar can taşıyor. Bu insanlar yavruları var. 2 aylık yavrular var. Küçük çocuklar var. Bu çocukların psikolojileri bozuldu. Bu çocukların dünyaları karardı. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bir millet, topyekun bir millet evet, sokağa çıkacak. Biz zaten öldük diyecek. Evet. Bizi hep öldürün diyecek. Yani sonu bu mudur yani? Zaten bu bir yiğitliğin eseridir esasında. Evet. Yani ölümünü de olsa evet, izzetini ve onurunu koruma mücadelesidir bu. Bugün efendim Türkiye'de bile vardır bu. Evet. Filistinliler İsraillilere niçin bomba atıyorlar? Roket atıyorlar gibi. Attıkları da bir şey yaramıyor. Bir istihza ivari bir konuşmalar da var. Aziz kardeşim, bu insanlar
bu insanlar kaç yıldır muhasara altında? Açık hapishane hocam. Yani açık hapishane. Hiçbir yere çıkış yok. Allah aşkına düşünmekle açık hapishane de denmez buna. Yani kapalı kutu gibi bu insanlar. Bu insanlar tünellerden ancak bir yerlere gidecek. Yani zerre kadar vicdanı olan insan hangi düşüncede olursa olsun bu meseleye duyarsız kalamaz. Maalesef Batı böyledir. Evet. Batı hesabına geldiği zaman her şey Batı için öyledir yani. Kendisine menfaatine dokunabilecek herhangi bir şey olduğu zaman Batı dünyaları başına yığar. Ama böyle şeylerde de menfaatı icabı olduğu zaman insanların katledilmesi meselesi hiç onun için önemli değildir. Nitekim iki tane dünya savaşı çıkmıştır bu dünyada. En acılı savaş ve bunları onlar çıkarmışlardır. Ve ölen insanların hayatlarını bir okumak lazım. O belgeselleri bir seyretmek lazım. Bunların yaptığı birbirlerine cinayetler. Evet. Nedir bu? Sadece para. Eğer bir millet, bir düşünce parayı tanrılaştırırsa budur işte. Bugün Irak'ın durumu nedir? Paranın tanrılaştırılması sebebiyle Irak bu hale getirilmiştir. Evet. Bütün Arap devletleri bu hale getirilmiştir. Sebebi nedir? Karşı tarafın daha müreffeh bir hayat yaşaması için ötekilerin ölmesi lazım. Ötekilerin evet. kargaşa içerisinde olması lazım. Ha burada şu var. Biz ne yapmamız lazım? Nerede durmamız lazım? Evet. Şimdi bakıyorsunuz ki İslam alemi perişan. Bunu söylemek de gerekir. Evet. Yani arada öyle bir uçurum var ki 500 yıl mesafe var. Yani 1500 yıllarında yazılan fıkıh kitaplarıyla amel etmeye çalışan insanlar olduğu gibi yeni düşünceleriyle hayatı, dünyayı okumaya çalışan, okuyan insanlar da var. Siz bu insanlarla nasıl beraber bir araya geleceksiniz? Dolayısıyla şunu yapmak lazım. Biz en güzel şekilde dünyanın çağdaş medeniyet seviyesi teknoloji ise şayet evet. buraya gelmenin yollarını aramak lazım. Başka bunun yapılacak bir şey yoktur esasında. Yani burada bu ikili bir kısım ikbal düşüncelerini, bir kısım gelecek düşüncelerini, bir kısım indiği meseleleri ortadan kaldırmak lazım. Evet. Bugün Türkiye'de de indiği meselelerin peşine düşülmüştür. Alemi İslam'da da düşülmüştür. Allah aşkına bunları bırakalım. Bizim bir Allah'ımız var, bir peygamberimiz var, dinimiz bir. Bu evet. ayrıcalık neden? Bu düşmanlık neden? Kardeşim bana Allah Teala burada bunu konuşmayı, bana konuşmayı müsaade edip de bu izni bana verdiyse ben bununla mükellefim. Ben başka şeylere karışmamalıyım. Doğru. Herkes görevini bilmesi lazım. Evet. Görevinin dışına çıktığınız zaman siz orada anarşi olur. Kimse kendi malına bir başkasını ortak etmez. Dolayısıyla bu nereden geçiyor? Müminlerin birbirlerine karşı emniyetsizliğinden kaynaklanmaktadır. Evet. Maalesef birbirimizi emniyet edemiyoruz. Kardeşimle beraber namaz kılıyorum. Acaba bana bir şey yapabilir mi? Sana falanca bir şey evet. hazırladı. Evet. Ya ben hazırlamaz diyemiyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Bu iç yarasıdır bu. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Bu Kur'an'da yoktur. Emniyet denilen bir şey vardır. Bir sibop vardır yani bizim dünyamızda, bizim imanımızda. Bu emniyeti biz niye çalıştıramıyoruz? Ben niye birilerine güvenemeyeyim? Ben niye tanımadığım ama camide birleştiğim bir insanla niye irtibata geçip de can dostu olamayayım? Bunlar acı şeyler. Ha benim cemaatimden olursa tamam eyvallah. Benim tarikatımdan olursa eyvallah. Ha, başkasından olursa ne yaparsa yapsın o. Evet. Allah aşkına bu olmaz. Bunu düzeltmek zorundayız. Bunu topyekun düzeltmek zorundayız. Herkes kendisini bir başını iki elinin arasına alıp ben nerede hata yapıyorum, nerede yanlış yapıyorum, ne yapmam lazım? Kur'an'ı alsın kardeşim, okusun, Kur'an'dan kendi hayatını tahlil etsin. Evet. Bir insan kendisini hesaba çekmesi lazım. Başkasını hesaba çekmekle bu meselenin altından kalkamazsınız. Nitekim hasibu enfusakum kable en tuhasebu der Ömer Efendimiz. Evet. Yani hesaba çekilmezden evvel hesaba kendimizi çekelim. Bu sadece din noktasında değil. Yani sadece amellerimiz noktasında, sadece imanımız noktasında değil. Bununla beraber aynı zamanda kardeşlik noktası. Bu kardeşlik niye zedelendi? Gelin kardeşim bir oturalım. Bu hale düşecek miydik biz? Evet. Maalesef. Çok sıkıntı var. Yani ben rahatsızım şahsen. Aynen. Şu hayattan rahatsızım. Yani inanan insanlar birbirlerine karşı husumet içerisinde. Olur mu böyle şey? Herkes kendi görevini bilmesi lazım. Ben hocaysam hocalığımı yapmak zorundayım arkadaş. Başka bir şey değil. Başka bir şey olmaması lazım. Evet. Yani nihayetinde bu dünyada yaşıyoruz. Ömrümüz çok kısadır. Yani hatta
bu dünya ömrü değil, dünyanın devri değil. Uzay dışı, uzaya geçtiğiniz zaman insanın 80 yıllık bir insanın ömrünün 7,5 saniye olduğunu söylüyorlar. Bu kadar ömür kısa diyorlar yani. Evet. Bu kadar kısa bir ömür içerisinde biz neler peşindeyiz. İslam adına mı yapıyor? Asla kardeşim. İslam adına değil bunlar. Program dünya endeksli. Dünya endeksli yani. Hepsi dünya endeksli. Evet. Bunun örnekleri çok. Bunu ta 1. asra kadar, Hicri 1. asra kadar gider ve ispat ederiz. Yani örnekleriyle ispat ederiz. İnsanız. Ben şunu söyleyeyim bakın. Mübarek bir insan yoktur. Yani Allah Teala'dan torpilli insan yoktur esasında. Evet. Yani falancayı Allah Teala seçti. Falanca ne konuşuyor hata. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? İnsandır hata. İnsandır. Evet. İnsandır, insan hata yapar. Nitekim, bakın, geçen vaazımda da söyledim yani, Ebu Bekir Efendimiz bile, hani Peygamberi Zişan'ın dizinin dibinde yetişmiş, Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz diyor ki, ben diyor keşke şu 3 şeyi yapmasaydım diyor. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim, keşke diyor, halifeliği ben üzerime almasaydım da, Amr İbnül Abdurrahman bin Avf evet. Ve ya da Ömer'e vereydim diyor. Bakınız bunu bir hata sayıyor. Buna benzer bir iki tane daha var. Onları söylemeye gerek yok. Keşke diyebilir. Hata demeyelim hocam. Ya insandır. Keşke de diyebilir. Mesele değil yani. Yani sahabe efendilerimiz de insandır. Evet. Ben şunu demek yani, istiyorum. Yani sahabe efendilerimizden sonraki evet. Gelen büyük insanlar, takdir edilen insanlar, Kur'an'la yorulmuyor. Bunlar insandır kardeşim. Evet. Yani bu hususta bu insanların günah işleme zaafı vardır her zaman. Yani ama yapabilir ama yapmamıştır deme diye bir ifade olmaz. Bu insan hata yapabilir. Nitekim insan ölünceye kadar sevap muslukları da açıktır. Günah muslukları da açıktır. Yani iki yol dedik ya biraz önce. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ O yolun şer tarafı da açıktır. Hayır tarafı da açıktır. Dolayısıyla son nefese kadar herkes dikkatli olmak zorundadır. Herkes kendisini muhasebe etmek zorundadır. Böyle yaptığımız takdirde bu işin üstesinden gelebiliriz. Aksi takdirde bakınız Kur'an'ın öngörmediği şeylere bağlandığımız zaman, teslim olduğumuz zaman o zaman biz bu meselenin her zaman hatasının içerisinde kendimizi buluruz. Evet. Muhterem hocam tarikatlar evet. Ve cemaatler kişileri birleştirmesi lazım. Ayrıştırmaması gerekmiyor. Ama şu anda bizler tarikat ve cemaatlerle maalesef ayrılıyor. Tefrikaya düşüyoruz. Hatta kardeşimizi tekfir durumuna getiriyoruz bu açıdan. Mesela şöyle söyleyeceğim. Bu kardeşlikle alakalı söyleyelim. Oradan buraya gelelim. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız. Evet. Böyle bir şey var. Hatta işi imani boyutuna getiriyor. Yani bu açıdan neler söyleyeceğiz kıymetli hocam? Ya şimdi işte şu var. Yani temel olarak biz Kur'an'ı tekrar Kur'an'ın başına oturup hatim değil bakın. Ben buna yürekten inanarak bir şey söyleyeyim. Hatim değil. Kardeşim hatimi teravihde yap. Teravihle namaz kılanın arkasında hatimle namaz kıl. O daha sevaptır. Ama şu var. Kur'an'ı biz tek tek ayet ayet, harf harf incelemek zorundayız. Ve bunun için de Peygamber Zişan Efendimiz her harfine bir 10 sevap vardır diyor. Evet. Niye böyle diyor? Yani okuma dediğimiz zaman bu okuma işi değil. Bu anlama işidir. Yani 3 günden aşağı hatmetmeyi Peygamberimiz uygun görmemiş. Niye? Yani bu motor değil. Bunu anlayarak okuyacaksın. Biz Kur'an'ı rehber olarak kabul ettiğimiz zaman bu kardeşlik meselesi de zaten buralarda tesanüdün ne olduğu Kur'an'ımızda vardır. Buna göre hareket ettiğimiz takdirde bir sıkıntı olmayacaktır. Biz bunu aşmak zorundayız. Şimdi bakın biraz önce yine aynı noktaya geliyoruz. Evet. Bunu söyledim. Bugün Kur'an'ı temel almadığımız için bugün işte maalesef bu ayrıcalık, bu ayrışım, bu ayrışma kendisini göstermektedir. Ve hele işin daha çok acı tarafı birbirlerini üstün görme. Yani birisi ben senden daha iyi Müslümanım, birisi ben senden daha iyi Müslümanım, birisi ben daha iyi Müslümanım, ayrıcalığım var. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Tabii. Yani
Yani herkes kendi sevdiği fırkaya gider. Evet. Yani herkes kendi yönüne doğru gider. Şimdi bu insanın istidadında olan bir şeydir. Yani bu kişiye sonradan kazanılmış bir şey değildir. Yani insanoğlu taraflılığı, ayrımcılığı sever. Böyle bu da bir nefsin zaafıdır yani. Evet. Bunu kontrol etmek zorundayız. Zaten Kur'an'ımızın bize hitabı budur. Evet. Yani yola gelmemiz, doğruyu bulmamız, doğru yolda gitmemiz için bu bir kısım nefsi zaafların önüne geçebilmek için mutlaka kendimizi kontrol etmemiz lazım. Zaten yapmış olduğumuz bu ibadetler, evet, özellikle namaz bunun şeyidir. Yani bunun bir yerde kontrol mekanizmasıdır. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Siz bu iki ifadede neyi düşünürseniz düşünün. Kardeşlik bozmayı düşünün, yanlış yola gitmeyi düşünün, efendim kötü yollara gitmeyi düşünün, günaha girmeyi düşünün, cemaatcılaşmayı düşünün, tarikatlaşmayı düşünün, tefrika yapmayı düşünün. Ne düşünürseniz düşünün. Eğer bir insan kendisini kontrol etmiyorsa maalesef nefsin verdiği zaafa kendisini maalesef oraya götürecek ve orada kendisini bulacaktır. Bu noktada dikkat etmek zorundadır insanoğlu. Ben şunu söyleyeyim. Cemaatlerde şu olması lazım. Tevazu çok önemlidir bakın. Evet. Farkında olmadan şeytan sana kibri enjekte eder. Evet. Hani biraz önce dedik ya sen üstün, ben üstünüm falan. Nefsin kardeşim neyi üstünsün? Hoş. Yani şimdi yurt dışında bir vatandaşla karşılaştım. O vatandaş siyasi olarak başka bir partiye mensup. Evet. Başka bir partiye mensup bir insan ama abdest namazlı bir insan. Onun karşısındaki olanlar başka bir düşüncenin insan. Yani hepsine saygı duymak lazım. Hepsine saygı duyuluyor zaten de. Fakat onu biraz istihza ile o tek dediğim vatandaşı istihza ile diğerleri böyle alaya alıyorlar falan. Bana dedi ki hocam dedi ya bunlar dedi bana dedi böyle konuşuyorlar ya ben bunların dedi ne günahlar işlediğini biliyorum dedi. Ben hayatımda günah işlemedim, büyük günah işlemedim dedi. Şimdi bu insana ne demek lazım? Karşıdaki insan kibir yapıyor. Evet. Bu kibirden korunmak lazım. Kibir küfrün yoldaşıdır biliyorsunuz. Evet. Yani kibir o kadar kötüdür ki ölümden de kötüdür. Yani nefsinde sıfatı. Evet. Yani o noktada dikkat etmek lazım. Ve biz kardeşlik bağı noktasında herkes kendisini tekrar hesaba çeksin, tekrar nerede hata yapıyoruz desin ve kendisini üstün görmesin kardeşim. Bakın üstün görmek şeytanın bir illetidir. Nitekim şeytan Adem'e karşı kendisini üstün görmüştür. Evet, evet. Yani ben ondan daha üstün, halakteni min narin ve halaktehu min tin demiştir. Evet. Yani onu beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın, evet, ben ateşim daha üstünüm demiştir. Evet. Ve bu şekliyle kafir olmuştur ve küfre girmiştir. Dolayısıyla ucuptan kaçmak lazım. Ha bu ucup gözükmez. Yani bu ucup gözükmez. Ama Peygamber Zişan der ya bu gizli şirktir der. Evet. Bu gizli şirkten kaçmak lazım. Onun için herkes kendisini muhasebe etmek suretiyle birlik ve beraberliğin nerede birleşeceği noktasında birleşmesi lazım. Öyle falanca yerde, filanca yerde, filanca cemaatta, filanca tarikatta, filanca işte şurada. Ben Diyanet'te de demiyorum. Evet. Ya Kur'an'ımız var bizim Allah aşkına. Bu Kur'an'da birleşmemiz lazım. Bizim bir rehberimiz varsa bu rehber Hazreti Peygamber'dir. Bakın Hazreti Peygamber'i Kur'an-ı Kerim rehber olduğunu, onun üsve-i hasene olduğunu, onun numune olduğunu Kur'an tescil etmiştir. Şimdi Efendimiz varken canım bir kısım insanların yaptıklarını da Efendimiz'in ölçüsüne vurun bari Allah aşkına. Deyin ki bu kişinin Efendimiz'den gayrı bir hareketi var mı? Bakayım. Evet. Yani tasavvufta şu vardır. Bir insan havada bağdaş kursa ve suda da yürüse, denizde yürüse, eğer bu insan sünnete muhalif bir hareketi görüldüyse bunun yaptıkları şeytandandır. Evet. Yani bu noktayı iyi bellemek lazım. Onun için yani Hazreti Peygamber'i üsve-i hasene olarak kabul etmek lazım. Efendimiz bu meselede ne yaptı? Hepsi belli. 23 senede bir insan ne yapmaz? İşte onların tamamını Peygamberimiz yapmıştır. On binlerce hadis vardır. On binlerce hayat, sahabe hayatı vardır. Bunlar bizim için örnektirler. Bunları ele almak lazım. Dolayısıyla evet şunu inkar edilmez asla. Mutlaka ümmeti Muhammed'in
irşada ihtiyacı vardır. Mürşitler vardır. Yani bunlara mürşit denir. Bunların batı şeyiyle misyon. Yani bu misyonu kullanmak lazım. Bu irşadı mutlak surette kullanmak lazım. Bunun için de bir belirli bir sistem oluşturmak lazım. Herkes kendisine göre sistem oluşturdu ama cemaatler oluşur işte. Benim sistemim böyle, ben seni beğenmiyorum, ben seni beğenmiyorum, ben seni beğenmiyorum diye diye şu an için böyle bir yüzlerce, binlerce şeyler oluşmuştur. Maalesef böyle şeyler, fıraklar oluşmuştur. Bunlardan öyleler var ki bakın çok acıdır size söyleyeyim. Yani bir Arap makalesinde görmüştüm. Zaten resmini koymuşlar. Türkiye'de Türk bu zaten. Evet. Resmini koymuşlar ve arkada diyor ki Hazreti Peygamber'le telefonla görüşen şeyh diyor. Evet. Ya Allah aşkına yani bunu nereye koyacağız? İslam'ın neresine koyacağız? Yani bize bunu yutturursun. Cahil insanlara yutturursun. Bunu kime yutturacaksın ahirette Allah aşkına? Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunlar basit şey. Bunları biz bakın bunları böyle bizim saygı duyduğumuz insanlar söylediği zaman onun bir hikmeti vardır diyoruz. Yani en fazla dalalet buradadır işte. Hikmet. Hikmet arıyoruz onda. E o kardeşim adam yanlış yapıyor. Yani. Senin ölçün nedir? O insanın hikmeti değildir. Senin ölçün o insana taviz vermek değildir. Senin ölçün Kur'an'a göre, hadise göre bu insan bu işin neresinde? Eyvallah. Bunu iyi bilmek lazım. Eyvallah yani. Çok önemli. Hocam mesela şöyle bir sıkıntı da var. Kur'an'ın emirlerine göstermiş olduğumuz itina. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine, yaşantısına gösterdiğimiz itina. Ve diğer taraftan da işte liderimize, cemaat liderimize, tarikat liderimize veyahut da onun vermiş olduğu emirlerine gösterdiğimiz itinayı teraziye koysak, üçüncüsü çok fazla ağır basıyor. Evet. Mesela toplumda bu tür şeylerde cehaleti, batılı tasvir etmek safsiyinleri iddial ediyor ama bir şeyh diyelim veyahut da cemaat lideri diyelim bir yerde bir kötülüğü görmüştür belki kendi bazında. Musafa olayı, caminin içinde musafa yapmayın demiştir. Evet. Şimdi bakıyorsun ki Allah'ın emirlerine göstermiş olduğu itinada sıkıntısı var, onda sıkıntısı yok. Evet. Ve böyle azarlayıcı şeyler var. Ben de çektim, ya dedim bu zat-ı muhterem belki de şunun için söylemiştir. Musafa yapıp da gerisini getirmeyin, işi gıybete dökmeyin. Cami gıybet yeri değildir. Allah kabul eylesin de selamını ver, sünneti işte dışarı çık. Evet. Yani anlama noktasında da maalesef sıkıntılar var gibi. Bakın bana bu çay elinde bir arkadaşımız dedi ki hocam dedi bir zatı ziyarete gidiyoruz. Arabaya bindik özel bir ziyarete gidiyoruz. Tabii dini konuşmalar geçiyor. Allah Teala'nın ismi celili geçiyor. Herkes Celle Celaluhu diyor normal. Hazreti Peygamber'in ismi geçiyor, işte salatü selam biraz daha yüksek sesle söyleniyor. O gideceğimiz zatın ismi bir geçti, millet hurra yukarı kalktı ve bir büyük bir bağırış. Yani. Şimdi biz neredeyiz bunun? Biz kimi seviyoruz? Evet. Yani Allah Teala dendiği zaman çıt yok. Eğer çığlık atılması gerekirse Allah Teala söylendiği zamandır. Gerçi böyle bir ifade yok, böyle bir tarz da yok yani. Ama illa çığlık atacaksan Allah Teala söylendiği zaman atacaksın. Eğer haykıracaksan Hazreti Peygamber söylendiği zaman atacaksın. Evet. Ha ona da saygı duyabilirsin. Yani, onlar da saygıya layıktır. Yani bu insanları devre dışı bırakmanın bir anlamı yok. Bizim mürşide yani irşada her zaman ihtiyacımız vardır. Bu büyük insanlar, Allah Teala bazen bu insanları mürşid olarak yaratmıştır. Nitekim de müceddit hadisinde bu vardır. Yani Allah Teala her yüzyılda yeryüzüne mücedditler gönderir. Ve bu mücedditler sayesinde din yenilenir. Yeni anlayışlarla din insanlara tekrar enjekte edilir. Esastan şaşmamak kaydıyla. Bu tamam. Ama bu insanları Allah Teala bunu gönderdi. Bundan başka daha böyle büyük insan gelmez şeklinde dersek o zaman sıkıntı başlıyor. Sıkıntı başlıyor. Şunu iyi bilmek lazım. İnsanoğlunun istidadında yani karakterinde ve yaratılışında şirke dönük temayül vardır. İnsan tapar. İnsan insana tapar. Ya insan ağaca tapıyor. İnsan yaptığı helvaya tapıyordu. Bu kadar mantıksız bir şey ama insan yapıyordu bunu.
Yani insanın istidadında böyle çocuksu şeyler vardır ve bu çocuksu şeyler de insanı cehenneme, büyük bir insanı cehenneme gönderir yani. Dolayısıyla işte insan kendisini bu noktalarda kontrol etmesi lazım. Bugün yeni gelmişken söyleyeyim bakınız. Evet. Bu Hızır Baba Türbesi mi vardı? Yani var, varmış. Yanlış konuşmayalım. Yani nerede olduğunu bilmiyorum ama. Evet. Mesela orada bir kısım dilekte bulunanlar var. Talep üzere oraya geliyor. Evet. Niye oraya geliyor? Şarkı. Eğer Allah Teala'dan istiyorsa, evet. Allah Teala oradan kabul ediyor, başka yerden kabul etmiyor mu? Mesela bir başka şey daha söyleyeyim. Yakın sahabe efendilerimizden Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin türbesi var. Evet. Eyyub. Ben şunu söyleyeyim. Soruyorum bazen. O Ebu Eyyub el Ensari'nin yanındaki caminin cemaati mi fazladır, bu türbenin cemaati mi fazladır? Eğer bu türbenin cemaati fazlaysa bu buraya giren insanlar şirke düşmüşlerdir. Bilinçsiz gittiği takdirde niye evet. buraya geliyor bu insan? Camiye girmiyorsa, camiyle bir alakası yoksa evet. bu insan buraya gelmekle şirke düşer. Ama şu vardır, bu insan gelir, namazını kılar, bir de der ki ben şurada bir Fatiha okuyayım. Eyvallah, buna bir şey yok. Yani ama sadece ve sadece bütün niyetini bir türbeye hasrederek o türbeden medet ummak maksadı ile geliyorsa, sahabe de olsa bu insan şirke düşer. Peygamberi Zişan'ın kabri de olsa şirke düşer. Evet. Bu mevzuda çok dikkat etmek lazım. Bizim en fazla yanılma noktalarımızın gizli tarafları buralardır esasında. Evet. Muhterem Hocam, biz niyet okuyucu değiliz. Ameller niyetlere göredir ama sadece zahiri gördüğümüz hataları burada dile getiriyoruz. Tabi cahillerin yapmış olduğu hal ve hareketten dolayı da bir grubu, bir cemaati, bir tarikatı töhmet altına bırakmamak gerek. De şöyle bir şey, yani dini hiç tanımayan, görmeyen, Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı tanımayan, Kur'an'la barışmayan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyeri nebisini okumayan, Allah'ın Resulü'nü bilmeyen, tabii ki yani şunu söyleyeyim, bu mahalleye o vasıtayla geldiğinden dolayı maalesef onun söylediklerini din olarak telakki edip evet. sıkıntı da burada başlıyor diyebiliriz. Bakın, imanın içerisine, şer'i anlayışın içerisine duygusallık girdi mi bu iş bitmiştir. Evet, bakın, imanın duygusallığı yok, olmaz. İmanın duygusallığı olmaz. Evet. Hatırına, şu adamın hatırına ben de şöyle yapayım. Hatırına bu adam evliyadır diyeyim. Eğer böyle diyorsak, Allah'ın hatırı, eğer birilerini günahsız görüyorsak Allah Teala günahsız görmüyor. Evet. Evet, insanoğlu günahlı yaratılmış. Yani günah işleme temayülü içerisinde yaratılmıştır. Bunun nereden geldiğini bilemezsiniz, bakınız. Evet. Yani bu Müslümanlığın içerisinden de adam çıkar, yeni bir bozuk fikir meydana getirir. Nitekim bugün böyle mezhepler zuhur etmiştir. Hulat mezhepleri vardır. Yani evet. bu mezheplerde aşırı şeyler vardır. Yani Hazreti Ali'ye Tanrı diyecek kadar, hatta kendi padişahlarına ki evet, Fatimi maalesef. Devleti'nde olmuştur böyle bir şey. Bu Allah Teala bunun içerisinde hulul etmiştir diyecek kadar evet. küfre gitmişlerdir. Ha, burada şunu da söyleyeyim aynı zamanda. Efendi Hazretlerinde Allah tecelli etmiştir ifadesi kesinlikle şirktir ve küfürdür. Bunun lamı cimi olmaz arkadaş. Evet. Ne demek yani? Efendi Hazretlerine de Allah Teala tecelli etmiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Efendim, siz onun manasını bilmiyorsun. Ne bilmemesi? Yani bilmiyorsan bu değildir demek ki. Evet. Kur'an-ı Kerim hayali inmemiştir. Kur'an-ı Kerim akıllı insanlara inmiştir. Hayatta olan insanlara inmiştir. Hurafelere inmemiştir. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنَ Yani hayatta olan insanları inzar etmek maksadıyla Kur'an'ım vardır benim. Benim peygamberim vardır. Ne demektir yani Allah aşkına? Efendi Hazretlerine de Allah Teala tecelli etmiştir. Hiç bu zamana kadar şunu dememiştir bakın. Allah Teala peygamberde tecelli etmemiştir. Bunu demez. Çünkü öyle bir kaynak yok. Evet. Onu dediği takdirde kaynağını soracaklar. Ama bu onu nereden yuvarlıyor bilmiyoruz. Bu insan Efendi Hazretinde Allah tecelli etmiştir diyor. Bu küfürdür. Allah korusun. Böyle yapan insanların tevbekar olmaları lazım. Bunlar arkasında namaz kılınmaz. Hangi sıfatta olursa olsun kesinlikle söylüyorum. Ve bunun aslını da biliyorum. İsmini de biliyorum. Böyle bir şey olamaz Allah aşkına. Dini bozan şeyler bunlardır esasında. Evet, evet hocam. Tasavvuf dili farklı, evet, maalesef. Tasavvuf ehli sünnet vel cemaat üzere olduğu takdirde hiçbir sakıncası yoktur. Evet, evet. Muhterem hocam,
kardeşlik hukukuna geldik. Şimdi süremiz de azaldı. Ramazan-ı Şerif, rahmet ayı, ibadetlerle yoğunlaştığımız aydı. İşte oruç ibadetiyle, namaz ibadetiyle, teravisiyle, sahuruyla, iftarıyla bizler Ramazan mektebinde belli bir aşamaya geldik, evet, kıymetli hocam. Ve son günlere geldik. Kadir gecesini de inşallah ihya edenlerden olmuşuzdur. Önümüz bayram. Neler söyleyeceksiniz son itibarla? Yani ibadetlerle yoğunlaşan insan, evet, sadece Ramazan'a mı bırakacak bu ibadetleri bu bağlamda? Evet, hakikaten Ramazan geldiği zaman halkımızdan, milletimizde bir canlılık meydana geliyor. Bu ibadeti yanında kardeşlik bağı bakımından da canlılık meydana geliyor. Nitekim akşam beraberdik, hoş bir sohbet oldu. Evet. Burada Ramazan'ın büyük bir payı vardır. Evet, bunu biliyoruz. Bereketi, evet. Bereketi yani, evet, bereketli bir aydır. Tabi Ramazan bir kurtuluş ayıdır. Kişinin en fazla tevbe etmesi gereken aylardan biridir, aydır, mübarek bir ay. 11 ayın sultanı diyoruz. Şimdi tabi bazı kardeşlerimiz vardır, belki azdır bunların sayıları ama bunlar Ramazan ayı geldiği zaman gayretleniyorlar. Namazlarını devam ediyorlar, başka ibadetler de yapıyorlar, hayır hasenatını da yapıyorlar. Fakat bu kardeşlerimiz daha sonradan buna ara veriyorlar. Ben bu kardeşlerime şöyle bir ricada bulunuyorum. Allah aşkına, bu Allah'ımız aynı Allah'tır. Bu Allah'ımız değişmez. Bu Allah'ımızın emri yine aynı emirdir. Ramazan'dan önce de, Ramazan içinde de, Ramazan sonrasında da, yani ibadetlerimiz, özellikle namaz. Bakın bunun üzerinde çok durmak lazım. Çünkü namaz normal olarak kılınmadığı takdirde normal hale gelmiş. Yani namaz kılmıyor adam normaldir diyor. Çok, biraz önce dediniz ya, çok iyidir ama bir tecik namazı yok. Ya yeter artık o. O yeter zaten yani. Dolayısıyla bu kardeşlerimizin duyarlı olmaları lazım. Bu kardeşlerimizin ibadetlerini mütemadiyen yapmaları lazım. Bu noktada İslam'a karşı kem gözle bakanlar ibadetlerin fazla olduğunu söylüyorlar. Tabi sünnetleri de farz kabilinden kabul ettikleri için böyle söylüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bir ifade vardır. Nedir o? Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu. Evet. Ve la yuridu bikumul usra. Allah Teala için kolaylık diler, zorluk dilemez. Efendimizin de bu ayeti tefsir mahiyetinde hani nedir? Yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. Yani kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Biz insanları, biz kardeşlerimizi müjdeliyoruz. Allah'ın rahmetine müjdeliyoruz. Hani bir hadis-i şerif, zaman varsa yani yoksa bir, bırakalım. Bir iki dakika. Tamam. Evet. Bir hadis vardır, hadis şöyledir. Hani bir insan ne yapar? Günah işler, ona söver, onu döver, evet, efendim ona her türlü sıkıntıyı yapar. Ve belirli bir zaman gelir, diyelim ki 50 yaşına gelir. Ondan sonra işte başı gözü beyazlamış, efendim toz toprak içerisinde Allah yolculuğa çıkacak. Belli ki belki de hadiste, şerhte o diyor hac yolculuğuna çıkacak. Evet. Genellikle bize de öyle vardır o. Evet. Ondan sonra beni mağfiret et ya Rabbi, beni affet ya Rabbi der diyor Peygamberimiz. Şöyle diyor, sen diyor ona sövdün, buna sövdün, onun hakkını yedin, bunun hakkını yedin. Allah Teala senin diyor bunun, senin bu duanı nasıl kabul etsin? Evet. Yani bu noktalara dikkat etmek lazım. Yani bir fiili destek olması lazım duanın. Yani şu var bakın, biz Allah'ın kullarıyız, biz hayatımızın, ömrümüzün ne kadar biçildiğini bilemiyoruz. Yaprağımızın nerede düşeceğini bilemiyoruz. Ne zaman, nerede yaşayacağımızı bilemiyoruz. Nasıl yaşayacağımızı bilemiyoruz. Nasıl öleceğimizi bilemiyoruz. Onun için her zaman bir yarış atı gibi olmak lazım. Hani yarışa hazır atletler vardır ya. Evet. Onun gibi olmak lazım. En azından şunu diyelim. Allah'ım, hani ben bir kulum, hata yaptım, günahlarım vardır. Büyük günah işlemedim. Bunu diyebiliyorsak yiğittir bu insan. Büyük günah işlemedim. Demem demiyorum. Büyük günah işlemedim. Allah'ım buna rağmen yine yüzüm yok ama senin rahmetinden ümidimi kesmedim derse, böyle giderse, ümit ediyoruz ki rahmeti her zaman gazabının önünde olan Allah Teala kulunu mutlaka bağışlayacaktır. Öyle diyor. Ud'uni estecib lekum. Evet. Biz Allah'ımıza böyle inanıyoruz. Onu öyle zannediyoruz. İmanımız da böyledir. Rabbimize hamdolsun. Amin. Hocam Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür, evet, ediyorum.
Evet, kıymetli izleyicilerimiz, yine bir Cuma Saati programının sonuna geldik. Ramazan-ı Şerif'in son programıydı. İnşallah bayramdan sonra bir başka Cuma Saati programında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun efendim.